Saygıdeğer Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Talas Belediye Başkanım, kıymetli dekanım, değerli Dil Bilim Derneği Başkanım, saygıdeğer öğretim elemanları, değerli misafirlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Dil Bilim Derneği işbirliğiyle ev sahipliğini yaptığımız 36. Dil Bilim Kurultayı'na hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Misafirlerimiz, 36. Ulusal Dil Bilim Kurultayı Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Doktor Öğretim Üyesi Abdurrahman Kara Hocamızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Rektörüm ve Rektör Yardımcım, değerli Belediye Başkanımız, değerli Dekanım, değerli Dil Bilim Derneği Başkanımız, Dil Bilim Camiası'nın güzide araştırmacıları, kıymetli misafirlerimiz ve saygıdeğer öğrencilerimiz, güzel bir Mayıs sabahından hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor ve Düzenleme Kurulu adına Erciyes Üniversitesi'ne hoş geldiniz diyoruz. Geleneksel olarak 36.sını düzenlediğimiz Ulusal Dil Bilim Kurultayı'nı Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak düzenlemekten son derece gurur ve mutluluk duymaktayız. Şehrimizin tanıtımı adına ondan sonra sizleri burada ağırlamaktan çok büyük mutluluk duymaktayız. Kurultayımızla ilgili bazı sayısal bilgiler vermek gerekirse 72 sözlü bildiri başvurumuz olmuştu ve bunlardan 58 tanesi sunulmaya uygun bulunmuştur. 2 adet de yuvarlak masa oturumumuz bulunmaktadır. Çeşitli üniversitelerden yaklaşık 60 hakem hocamız ile birlikte çalıştık ve onlara da ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kurultayın düzenlenmesinde maddi ve manevi desteklerini bizlerden esirgemeyen Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Talas ve Melikgazi Belediye Başkanlıkları, Dil Bilim Derneği ve sevgili Düzenleme Kurulu arkadaşlarım ve destek ekibimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bol bilgiden oluşan ve verimli bir kurultay olması dileğiyle Düzenleme Kurulu adına saygılarımızı sunuyoruz ve tekrar Kayseri'ye hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Değerli misafirler, konuşmalarını yapmak üzere Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Özen Tok hocamızı kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Dil Bilim Derneği Başkanım, Sayın Konuklar, sevgili öğrenciler. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Dil Bilimi Derneği tarafından organize ve icra edilen 36. Ulusal Dil Bilim Kurultayı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu münasebetle kısa bir teşekkür konuşması yapmak maksadıyla huzurlarınızda bulunmaktayım. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. 36. Ulusal Dil Bilim Kurultayı'nın hali hazırda bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün yanı sıra yabancı dilde eğitim veren İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kafkas Dilleri ve Kültürleri, Rus Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Ermeni Dili ve Kültürü, İbrani Dili ve Kültürü, Japon Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı ana bilim dallarından müteşekkil Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümüyle ülkemizde bu derece kapsamlı dil eğitimi veren sayılı fakülteler arasında yer alan ve ülkemizin eğitim, kültür vizyonuna önemli katkı sunma potansiyeline sahip Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde düzenleniyor olmasından dolayı memnuniyetimi ifade etmek isterim. Dil bilimi kurultayları, dil bilim alanında çalışmakta olan araştırmacıların bir araya geldiği, alanda tamamlanmış ve sürdürülmekte olan araştırmaların tartışıldığı ve
bu yönüyle karşılıklı görüş alışverişin yapıldığı bilimsel ortamlar oluşturması açısından çok önemli bir role sahiptir. Kurultay süresince bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşacak olan siz güzide bilim insanlarımıza teşrif ve katkılarınızdan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesileyle daima bizlere destek veren Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Fatih Altun'a, Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın ve ekibine, Dil Bilim Derneği yöneticilerine, Düzenleme Kurulu Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Abdurrahman Kara ve ekibine, fakültemiz adına teşekkür ediyor ve kurultayın başarılı geçmesi temennisiyle saygılarımı arz ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Fatih Altun'u kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer başkanım, saygılı, sevgili öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, Dil Bilim Kurultayı'na katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yaşamış olduğumuz süreçten sonra bu tip faaliyetlerin üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşiyor olması bizleri çok mutlu eder. Çünkü etkileşimin olduğu ve bu görüşmelerin, diyalogların daha yoğun olduğu bir süreçler her zaman daha doğru çıktılar, daha doğru sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Onun için ben özellikle akademik camianın bu tip kurultaylar ile bir araya gelmesini ve bu kurultaylarda sadece bilimsel olarak değil, kültürel olarak da bilgi birikimlerini karşılıklı paylaşırken bu kültürümüzü de tanıyacak olması özellikle şehrimize de çok önemli katkıları olacaktır. Üniversite olarak zaten biz geldiğimiz süreçlerde Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumunun araştırma üniversitesi olarak yer alırken özellikle şunun çok farkındayız. Edebiyat, sosyal bilimler olmadan olmaz bu işler. Çünkü hep aklımıza şöyle gelir. Fen, özellikle sağlık, mühendislik olarak baktığımız zaman ki ziraati de buna katabiliriz. Ancak biz biliyoruz ki sosyal bölümlerimiz özellikle Edebiyat fakültemiz, eğitim fakültemiz, iletişim fakültemizi de belki o kapsamda düşünebiliriz. Biz bu fakültelerimizin de faaliyetlerini, varlıklarını üniversite çatısı altında çok önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Ben gerçekten bu tip faaliyetlerin sayısının artarak devam etmesinden yanayım. Çünkü bizim edebiyat fakültemiz çok köklü bir fakültedir. Sahip olduğu dil bölümleriyle de gerçekten çok yabana atılacak bir fakültemiz değildir. Çünkü biz Erciyes Üniversitesi olarak geldiğimiz süreçlerde dil konusunda da ciddi bir ihtisasa sahip, misyona sahip bir üniversite olduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla ben bu konularda da Edebiyat Fakültemizin bundan sonraki süreçlerde gerek kadron anlamında gerekse araştırmalar anlamında etkinliğini artırmak için saygıdeğer dekanımızla sürekli görüşme, mesai harcama halindeyiz. Ben bunların çok önemli sonuçlar olacağını düşünüyorum. Biz Erciyes Üniversitesi olarak ilhamımızı Erciyes'ten alıyoruz. Onun yüksekliği, zirvesi bizim de üniversite olarak her zaman hedeflerimizi oluşturmaktadır. Ben bu duygu ve düşüncelerle katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı güzel bir kurultay olacağını ümit ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Sayın Rektörümüze katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Profesör Doktor Sunur Öztayfuk Özsoy hocamızı sunumlarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Tekrar böyle hep beraber olmak çok büyük bir zevk ve şeref açıkçası. Böyle bir katılımı görmek, gençleri özellikle dil bilim alanında şevkle geldiklerini görmek ve gülümseyen yüzlerini görmek her zaman için İnsana daha da şevk veriyor bu alanda. Bir yerlere geldik, alan olarak geldik demek için. Onun için ben gerçekten çok teşekkür ederim. Hem de davetiniz için çok teşekkür ederim. Bu konuşmayı yapmak benim için de hem büyük bir zevk dediğim gibi hem de çok büyük bir şeref. Türkçenin dil bilimsel analizi, diğer dillerin, Kafkas dillerinin özellikle Ubuhça üzerine Kırmancı üzerine yapılmış çalışmalarım
var, yayınlanmış çalışmalar var. Şimdi bambaşka bir bakış açısıyla bakmak istiyorum dil bilime. Tarihsel bir bakış açısı ve de başlık oradan geliyor. Dil bilim ve filler. Şimdi buraya baktığımız zaman aslında dil bilimci olarak şu anda hala geçerli olan bir yöntem kullanıldığını görüyoruz. Nedir bu yöntem? Dizil, diziller, geçişli eylemler. Şimdi Akatça Sümerce ile akraba değil. Akatça Sümerce'nin daha doğrusu herhangi bir akraba dili şu anda saptanmış değil. Ama bu dilde yazılmış olan metinleri anlamak zorundalar. Bu metinleri geleceğe aktarmak zorundalar. O açıdan bunların anlaşılması ve aktarılması gerekiyor.